Sen neden Tılsım öyle şeyler söylüyorsun? Zaten çocuk iyi değil. Birinin doğruları söylemesi lazım. Aa, ya sen çok şımartmışsın bunları ya. Anne, lütfen senden rica ediyorum. Bize karışma. Ya Karsu, ben senin için söylüyorum. Ya çocuğa böyle izahat vermek neyin nesi? Deli misin sen? Sen böyle yaparsan başa çıkamazsın bunlarla. Anne, biz kısa süreliğine ve mecbur kaldığımız için bu evde kalıyoruz. Sana da çok teşekkürler, evini açtın bize. Ama ben çocuklarımla olan ilişkime karışmana izin veremem. Ne ilişki ama? Ya neredeyse çocuktan izin isteyeceksin. Kızım ne var bilsinler babalarının para vermediğini. Ha ne var bunda? Ne yapayım, çocuklara babalarını mı kötüleyeyim? Kötülemek değil bu, doğruları söylemek. Anne, ben çocuklarımın babalarıyla olan ilişkilerinin bozulmasını istemiyorum. Bu kadar basit, tamam mı? Öve öve bitiremeyelim o çapsız Reha'yı, tamam. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Sen neden laftan anlamıyorsun anne? Tamam Karsu. Tamam kızım, sustum. Hiçbir şey söylemiyorum. Sen ne istiyorsan onu yap ama sonra gelip bana ağlama. Ben ne zaman gelip sana ağladım ki? Ben 19 yaşında evlenip gittim bu evden ve sen beni bir gün bile aradın mı? Beni bir gün arayıp, Karsu iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı, bir derdin var mı kızım diye sordun mu? Sormadın. Neden biliyor musun? Kötü bir şey duymaktan korktuğun için. Ah. Ne kadar kötüymüşüm ben ya. Annem, bunun kötülükle bir ilgisi yok. Karsu gitti, evli, çocuklu. Aman huzurum bozulmasın, aman bir sıkıntı çıkmasın kafalarındaydın sen. Zaten dünyanın en büyük acılarını yaşadım. Bir de bunun sorunu olmasın diyordun. Yalan mı? Yaşamadın mı? Anne, evet, sen korkunç şeyler yaşadın. Ama senin o yaşadığın korkunç şeyler yüzünden benim hayatım da mahvoldu. Belki sen bana o dönem küçücük de olsa bir kol kanat gerebilseydin, ben karşıma ilk çıkanla evlenmeyecektim, bilmiyorum ki. Tamam peki, kötü giden evliliğinin de suçlusu benim, öyle mi? Tamam kızım, öyle olsun. Her şeyin suçlusu, sorumlusu benim. Rahatladın mı canım? Hayır anne, rahatlamadım. Vallahi artık o zaman o senin problemin. Çünkü ben seni memnun edemiyorum. Şuraya geldiniz, siz mutlu olun diye elimden geleni yapıyorum, yine yaranamıyorum. Ama ben senden sabah akşam azar işitemem. Anne, ben seni azarlamıyorum ki. Ben sadece senin gerçeklerle birazcık olsun yüzleşebilmeni istiyorum. Çünkü belki o zaman hayat hepimiz için daha kolay olabilir. Sen önce bir kendi gerçeğinle bir yüzleş de sonrasına bakarız. Bir teşekkür etmeyi öğren önce.